Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz ürük asit efendim. Ürük asit yüksekliği. Ürük asit yüksekliği eşittir. Hepimizin bildiği gibi gut hastalığı. Ve de çok yaygın bir şekilde bunu ülkemizde görüyoruz. Hastalarımda görüyorum. Bunun sebepleri ve yaptığı zararlardan bahsetmek istiyorum. Açıklamak istiyorum. Ürük asit nedir? Ürük asit bir... Adı üzerinde asittir. Yani neden çok yüksek olduğu zaman kalp krizi sebebidir. Bir kalp doktoru olarak konuşuyorum. Kanda yüksek olduğu zaman pıhtı sebebidir efendim. Felç sebebidir efendim. Kanser sebebidir efendim. Aynı zamanda da şeker metabolizmasının bozuk olduğunun çok önemli bir göstergesidir efendim. Ürik asit normalde 5 civarında olması lazım kanda. 5'in altı. 5'in üstüne çıktığı zaman hakikaten ve de aşırı çıktığı zaman da işte gut krizleri dediğimiz ayak baş parmaklarındaki şişlik, kızarıklık, ağrılar, şiddetli ağrılar meydana getirmekte ve hakikaten dayanılmaz ağrılara neden olmaktadır. Şişlikle beraber, kızarıklıkla beraber. Fakat o en ucundaki olaydır. Fakat yavaş yavaş yükselmesini önlemek hepimizin elindedir. Yiyeceklere bağlıdır. Hangi yiyeceklere bağlıdır? Şeker metabolizması bozukluğudur. Yani bizim 50-60 yıl önce okuduğumuz, dinozor diyorlar ya bize şimdi, bilgilerimiz artık lütfen kapıları kapatalım, yenileri açalım. Çünkü hala kırmızı et ürik asidi yükseltir. Yumurta ürük asidi yükseltir. Efendime söyleyeyim, bütün proteinler ürük asidi yükseltir diye bütün bunlar kesiliyor. Kelle paça ürük asidi yükseltir. Halbuki artık yeni çalışmalar, son çalışmalar, bilimsel çalışmalar, gerçek bilimsel çalışmalar gösterdi ki ürük asidi yükselten şekerdir. Hangi şekerdir? Meyve şekeri, fruktozdur. Mısır şurubu şekeridir, yani nişasta bazlı şekerdir. Tatlandırıcılardır, tatlılardır, şekerdir. Ürük asitle beraber trigliserit de yükseliyor. Biliyorsunuz kalp hastalarında trigliserit, ürük asit yüksektir. Şeker hastalarında yüksektir. Yani bunu açıklamak istiyorum. Peki nasıl yükseliyor? Çok aşırı miktarda şekerli sıvı içecekler, kola grubu içecekler, balda çok fazla var, fruktoz çok fazla var. Yani bal mesela sağlıklı diyoruz ama artık Türkiye'de de kusura bakmayın sağlıklı bal kalmadı. Şeker koyuyorlar peteklerin önüne, orada efendim bal peteklerine o şekerden üretiliyor. Balın da %60'ı fruktozdur, %40'ı da glukozdur. Onun için o da hakikaten işte pekmezler, İşte reçeller, ne seviyorsanız artık yani kusura bakmayın, bana da kızmayın ama bunlar yükseltiyor. Meyveler da çok yükseltiyor ve modern meyve diyorum ben şimdi. Yani şimdiki meyveler efendim çocuk başı kadar portakallar, çocuk başı kadar elmalar efendime söyleyeyim. Bütün bunların içinde artık mineral de kalmadı, vitamin de kalmadı, yalnız fruktoz kaldı. Ve mısır şurubu şekeri hakikaten karaciğeri beyaz şekerden 7 kat daha toksik olduğu gösterildi. Bu da ürük asidi yükseltiyor. Ürük asit yüksekliğinin zararı ne? Ne dedim? Böbrekleri de bozuyor. Böbrek hastalığı sebebidir. En çok yükselten meyvelerden biri de yaz aylarındayız. Kavundur, karpuzdur. Domatestir. Domates salçasıdır. Biberdir. Biberlerdir. Yeşil biber, kırmızı biber onların salçalarıdır. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlardan uzak duracağız. Ve taze sıkılmış meyve suları çok tehlikeli. Bunlar tamamen fruktoz yüklü. Yani meyve şekeri yüklü. Ve de taze sıkılmış meyve suları evde dahi yapsak C vitamini sağlıyor diye çocuklara veriyoruz veya kendimiz kullanıyoruz. C vitamini fruktozla birlikte aynı anda kana girdiği zaman meyve sularında olduğu gibi fruktoz C vitamininin hücrelere girmesini engeller. Yani C vitamininin antioksidan faydasını
engeller. Lökositlerin içine C vitamini girmiyor, fruktoz giriyor. Fruktoz girince de hücreler bozuluyor. Hastalıklar artıyor. Yani meyve suyu içiyorum, çok faydalıdır. Çocuğuma veriyorum, çok faydalıdır. İşte bunlara dikkat edeceğiz. Bir de tabii ki gençlerin kullandığı enerji içecekleri çok tehlikeli. Enerji içecekleri aniden, tamam enerji veriyor. Çocuklar da, delikanlılar da bunu istiyorlar, seviyorlar. Fakat enerji içecekleri de çok aşırı miktarda ürik asidi yükseltiyor. Trigliseridi yükseltiyor. Ve bunlar da aniden, ani gençlerde ani ölümler, kalp krizi sebepleri oluyor efendim. Bunu söylemek istiyorum. O halde ne yapacağız? Modern meyvelerden, sıvı şekerlerden, şuruplardan ve de en başta da tabii ki alkolden bir süre uzak duracağız. Sonra da dikkatli yersek bunu halledeceğiz. Böbrek hastalıkları, kronik böbrek hastalıklarının sebebidir. En büyük sebeplerinden biri de ürik asit yüksekliğidir. Bunu burada söylemek istiyorum. Lütfen taze meyvelerden, çocuk başı gibi domateslerden ve de bunlardan yapılmış suni salçalardan uzak duralım, hemen düşer. Tabii çok şiddetli olduğu zaman da hekimin verdiği tedavileri uygulamamız, kısa bir süre uygulamamız gerekiyor. Hiçbirinin, gut hastalığının hiçbiri ilaç eksikliğinden değil, bu metabolizma bozukluğundan ve glukoz metabolizması bozukluğunun en önemli göstergesidir efendim. Bunu söylemek istiyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın efendim.